Vatandaş bir, gitmek istediği yere tek hatla gidecek, tek araçla gidecek. İki, gereksiz mesafeleri gitmeyecek. Üç, uzun hatlar, kısa hatlar o yolda işi olmayanla dolmayacak. Dolayısıyla bu balık istifinde önüne geçmiş olacağız. Edirne Belediyesi'nin yeni hizmete sunduğu 5D hattıyla Şükrüpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi ve Abdi İpekçi Caddesi'nden özellikle Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, Cumartesi Pazarı Marga Outlet, Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu, Zübeyde Hanım Caddesi'ne ulaşımın sağlanmasının ardından vatandaşların talepleri doğrultusunda iki yeni hat daha devreye sokuldu. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 11 Mart Pazartesi akşamı canlı yayın konuğu olduğu Edirne Gündemi programında hizmete sunulan yeni güzergahlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Gürkan, yeni alacağımız araçlarla artık vatandaşlar balık istifi yolculuk yapmaktan kurtulacak dedi. Vatandaş kuzey-güney ekseninde hatlar istiyor. Mesela Mevlana Camii tarafındayken bir kadın geldi bana, vatandaşımız. Başkanım dedi, biz buradan Cumartesi Pazarı'na gitmek istiyoruz. Cumartesi Pazarı'na gitmek için Mevlana Camii'nden minibüse biniyor. Çarşıya geliyor, çarşıdan minibüse biniyor, kooperatif evlerine gidiyor. Haklı. Geçen çarşamba 5D hattını devreye soktuk. Mevlana'dan Cumartesi Pazarı'na bu bölgeye. Kuzey-Güney hattının ilk örneği. Bugün de bir Bostan Pazarı'ndan Güney Çevre Yolu'ndan gelip, yani çarşıya, kısmen çarşıya girip Güney Çevre Yolu'ndan sağlık yolunu bugüne kadar toplu ulaşımda kullanmıyorduk. Kullanmaya başladık. Devlet Hastanesi'nden sağlık yolu, tıp fakültesi ve oradan otogar. 3E bu hat. Bugün başladı. Yine 7E hattını koyduk. O da Eski Toki'den başlıyor. Yani Eski Toki'deki vatandaş Devlet Hastanesi'ne gitmek için çarşıya geliyordu. 7B'ye biniyordu, Devlet Hastanesi'ne gidiyordu. Şimdi Eski Toki'den 7E kalkıyor. Belkop, Hilo Otel, Mevlana Camii'nin yolu, hattı, Abdi İpekçi Caddesi, Yeni Toki, Devlet Hastanesi, Sağlık Yolu, Tıp Fakültesi, Otogar aynı hattan geri dönüyor. Bugün başladı. Çok güzel olmuş oldu. Bu neyi getirecek bize? Mesela 7B'nin üzerindeki yükü iki yan hatla almış olduk. Şimdi 7B hızlanacak. Önümüzdeki günlerde bu kuzey-güney hatlarını çoğaltıyoruz. Bir şey daha yapıyoruz. 20 tane Etus. Bu şu andaki araçlarımız, elimizdeki araçlar 26 oturak 33 ayakta demiştim, 59 kişilik. 18 kişilik düz taban yeni tip engelli erişimine uygun araçlardan alıyoruz. Bunlar kuzey-güney hattında çalışacak. Dolayısıyla vatandaş bir, gitmek istediği yere tek hatla gidecek, tek araçla gidecek. İki, gereksiz mesafeleri gitmeyecek. Üç, uzun hatlar, kısa hatlar o yolda işi olmayanla dolmayacak. Dolayısıyla bu balık istifinde önüne geçmiş olacağız. Artı bu bekleme süreleri de kısalmış olacak. Neden? Biz şu anda bütün araçların gidiş sürelerini, kalkış sürelerini görüyoruz. Vatandaşlar da yeni açılan otobüs hatlarından memnun olduğunu ifade etti. Çok iyi buluyoruz. İyi bir şey. Yani bizim için çok iyi oldu. Göletin o tarafta oturuyoruz biz. Yani ulaşım sorunu bu şekilde çözünce bizim için çok iyi bir şey. Bir şey rica ediyoruz. Göletin o taraftan Ulus Pazarı'nın Cuma günleri olmasını rica ediyoruz. Belediye başkanımızla. Duyursunlar yani bizi buradan. Yarım saat çok bekleniyor. Bir 15 dakika olursa daha iyi olur 5D'nin. Aynen, evet, iyi olur yani. Bayır var, zahmet oluyor teyzem. Şimdi şey yani rahat oluyor. Sağ olsun Goş gibi şey başa otobüsleri şey yaptıysa. Hani her tarafa koşsunlar. Sadece orayı değil yani Göletin. Otogara isteriz, teyzem pazara isteriz. Her tarafa koşsunlar. Salih Kent sitesinde oturuyoruz. Güzel oldu tabii. Bu tarafa servis yoktu. Sanayi tarafına da servis yoktu ama çok uzun. Dolmuş saatleri çok uzun. O yüzden yani çok iyi olmadı galiba. Bir saatte bir kalkıyormuş. Sıklaşmasını. Yani sıklaşırsa daha iyi olur tabii. Cumartesi günleri pazar için. Hafta içi belki daha farklı olabilir ama cumartesi günleri pazar için 15 dakikada bir, 20 dakikada bir insanlar daha rahat ederler. Bu şekilde çok tutmaz gibi duruyor. Normalde peki nasıl geliyordunuz, yürüyerek ya da başka? Ya yürüyerek gidiyorduk. Bazen taksi kullanıyorduk, bazen yürüyorduk hava durumuna göre. Deneyelim istedik ama yani sık olması lazım cumartesi günleri, başka türlü çok anlam yok açıkçası dolmuş olmasının. Annem yaşlı, gelmiyorduk ama çok iyi oldu, çok sevindik. Çok Özgür Çocuk Parkı'nın oradan bindik. Çok memnunuz yani, iyi olmuş. Saatler peki sizce uygun mu? Biraz bekledik. Bir saatte bir geliyormuş. Ama daha ilk öğreniyor herkes ki. Onun için yok. Yani daha yarım saatte birmiş herhalde. Şoför öyle söyledi mi? Ama sonra herhalde az binen varsa
Daha yeni öğreniyorlar ya. Saatte bir olacakmış. Yani 5'te olmadan önce gelmeyi tercih etmiyordunuz buraya. Gelemiyorduk. Annem 87 yaşında nasıl gelsin buraya? Taksi tutuyorduk. O da bu hayat pahalılığında biraz... Çok teşekkür mutluyuz ederiz. Yani iyi oldu. Teşekkür i̇yi ederiz. Vallahi şimdi şey yani bu arabalar devamlı gelip gidiyor. Rahatlıkla gidip geliyoruz biz her yere. İyi yani. Siz ne taraftan ben geliyorsunuz? Ben Gelimhanet'ten geliyorum. Ha, peki, tamam. Oradan geliyorum. Geliyor arabalarımız. Her yere vasıta var yani. İstediğimiz yere basıp gidiyoruz. İyi yani memnunuz.